Şimdi arkadaşlar, bu açık anten radar. Genelde bunun verileceği yerlerde şuna dikkat edin. Şu uzunluk için yeterli alan bırakmışlar mı gemide? Bu birincisi. İkincisi, kapalı anten verebilirsiniz. Kapalı antenlerin, şu yuvarlak olanlar kapalı anten radarlar. Onların da çapları önemli. Müşteri sorduğunda ona göre de hareket edebilirsiniz. Bu ekranın modellerinde tüplü mü değil mi olması önemli. Çünkü adam ona göre bir boşluk bırakmıştır konsolda. Onu sorarsınız. Konsolda yeriniz var mı bunun takılması için diye. Bunlar ana unsurlar. Bir de bu cihazların, bu kapalı antenlerin şimdi yeni şeyleri çıktı. Kablosuzları çıktı. Wi-Fi ile çalışanı çıktı. Onda bile bir tane en azından enerji kablosu çekiyorsunuz. Sadece cihazlar arasındaki haberleşmeyi Wi-Fi ile yapıyor. Çok sağlıklı çalışmıyor şu aralar ama daha da geliştirilirse sağlıklı çalışacak. Şimdi şunun için kapalı anten dediniz. Bunlar kapalı, bunlar açık antenler. Açık antenler bunlar, kapalı antenler bunlar. Kapalı antenin içinde şöyle bir tarayıcı var. Bu tarayıcının içerisinde bir tane ana parça magnetron var. Frontend ünitesi vesaire var. Şu ana parça, şu magnetron bu cihazın içerisindeki en pahalı unsur. Yani bunlar çünkü pil gibi ömürlü malzeme. Belirli bir süre kullanıldıktan sonra değişmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi pil gibi bitiyor. Yaklaşık 600-700 dolar civarında bunlar. Bunun bitmeye yaklaşmasında şunu görürsünüz. Her ne kadar kazancı artırırsanız artırın, ekoyu istediğiniz ölçüde alamazsınız. Ekranda görüntüler silik çıkar. Düz bir şekilde, net bir şekilde görüntü göremezsiniz. Bu kapalı antenlerin içi, bunun içinde bu var yani, başka bir şey yok. Bunlar da içi bu şekilde boş değil. Bunlar da şurada şu gördüğünüz yansıtıcı, scanner'ın anten kısmını görürsünüz. Yansıtıcı kısmını görürsünüz, anten değil. Yansıtıcı kısmı onun içindedir. Onun dışında içinde şöyle bir modül görürsünüz. Az önce söylediğim magnetron burada, şurada. Magnetronun farklı tipleri var. Şu magnetron 4010 diye geçer. Bunun mesela fiyatı şu anda 800 dolar, 850 dolar civarında. Belki şu modülü yine 1000 dolar alabilirsiniz. Modülatör kısmı budur. Antenin modülatör kısmı budur. Bunun içerisindedir. Magnetron vesairenin içinde bulunduğu, kontrol kartlarının içinde bulunduğu modül. Modülatör PCB de bunun içerisinde. Radarda ne soracağız? Radarda arpa özelliği arıyorlar mı? Bir defa tekne tipini her şeyde tekne tipini sorun. Tamam mı? Gelen talepte tekne tipini sorun. Çünkü tekne tipine göre yorum yapabiliyoruz. Niye tekne tipini soruyorsunuz derlerse de söylersiniz. Tekne tipine göre biz yorum yapabiliyoruz. Ne istediğinize ya da size nasıl bir şey lazım olduğunu aşağı yukarı çıkartabiliyoruz dersiniz. Gemi ise X band mı S band mı diye soruyorsunuz. Balıkçıysa arpa özelliği istiyor musunuz diye soruyorsunuz. Çünkü arpa özelliği istiyorsa ve GPS kompası yoksa ya da gyrosu yoksa gemide, gyro ile GPS kompas bizim pusula yerine kullandığımız daha profesyonel cihazlar. Bunları eğer yoksa bunları da almak zorunda. Çünkü arpa özelliği GPS kaynağı olmadan çalışmaz. Arpa özelliği neye yarıyor? Arpa özelliği belirli bölgeyi işaretler ve o bölgeye giren bütün gemileri üzerinde, radar ekranı üzerinde izlersiniz. Arpa dediniz değil mi? Arpa. Arpa. Arpa özelliğini şeyin üzerinde görürsünüz. Ekran üzerinde şöyle çizgi şeklinde görürsünüz. Gider böyle. Özellikle onlar özellikle sahil güvenlikten kaçak ve yasak avlanma bölgelerinde avlanma yaptıkları için sahil güvenliği hızlı geçerken görürler. Hızından bilirler sahil güvenliği. O zaman ağları toplarlar ya da ağları keser atarlar. Ağdan vazgeçer çünkü ağın 3-5 katı zarar görecektir. Yani maliyet olarak ağın 3-5 katı kadar ceza yiyebiliyor. Dolayısıyla bunlar önemli. Onun dışında çok farklı modelleri var ama öğrenmeniz gereken şeyler bunlar. Bir de eğer ki küçük ekran, küçük anten istiyorlarsa burada şuna genelde sorun. Sadece telsiz ruhsatında kayıtlı olması için mi? Çünkü
gece seyri yapmak istiyorsa, teknesiyle gece ticari seyri yapmak istiyorsa bu radardan takmak zorunda. Takmazsa sahibi yani ceza yazıyor. O yüzden sadece evrakta görünsün diye bile bazen radar sorabiliyorlar. Onda ticari mi, ruhsata kaydedilmesi gerekiyor mu diye sorun. Ruhsata da kaydedilmesi gerekiyor diyorsa o zaman onlara ruhsata kaydedilebilir cihazlar listesinde, BTK'nın ruhsata kaydedilebilir cihazlar listesindeki cihazlardan vermemiz lazım. Hepsi olmuyor mu? Hepsi olmaz. O liste var. İki tane liste var, ikisi de bizde var. O iki listeden içinden bakmamız lazım. Birazdan bir tanesini bakacağız örnek olarak. Tamam. O kadar.